Açamıyorum, açamıyorum. Dünyanın en saçma binasının önündeyiz şu anda arkadaşlar. Bundan mı? Deneyebiliyor muyuz? Ya deneyebiliyormuşuz. Eyvallah, bakalım bir tadına. Çok merak ettim abi. Bunu ben hikaye yerim. Maraş Kıbrıs Caddesi'ndeyiz şu anda. Ortalık aşırı derecede sessiz ve tarihi yerler var arkadaşlar. Ki ben de bilmiyorum, yanımızda araçlı bir abimiz var. O bize tanıtacak çılgın pompacı bu araba. Aynen. Sarıçhane meydanına giriş yapacağız. Neydi abi buranın ismi tek? Sarıçhane. Sarıçhane. Peki bunun şeyi ne abi, tarihi ne? Tarihi çok çok Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Ciddi arkadaşlar. Şey. Aynen. Peki. İçine girdiğimiz zaman zaten Osmanlı'nın dokunuşlarını... Ha, yapıları hala var değil mi? Aynen. Peki restore edilmiş halde mi, yoksa yani hiç bozuldu mu o yapılar hiç? Restore edildi de. Peki bura işlek oluyor değil mi gündüzleri abi? Tabii burada sabah gündüzleri yoğunluktan adım atamazsın. Şu an gecenin arkadaşlar 2:30-3'e geldi. 3'te buralar bomboş ve çok güzel. İyi ki de gece gelmişim diyorum. Bir de gündüz iki yapacağız buraya, gündüz bakacağız. Bakalım gündüz nasıl ve gece nasıl? Geziyoruz. Evet abi, dinliyoruz. Çarşının içinde çarşılar çıkıyor. Çarşının bu bağlantıyı bırakmadan 5-6 tane çarşı içine gireceğiz arkadaşlar. Nasıl bağlantıda ya? Çarşının içine çarşı geldi. Lan nereye düştük lan biz? Nereye düştük lan biz? Gel gidiyoruz. Abimdeyiz. Abim anlatacak. Hadi bakalım. Burada ayakkabıcılar çarşısı olarak geçiyor. Bu dükkanların hepsinde ayakkabı var arkadaşlar. Boydan boya başladığınızda alta kadar ayakkabı. Evet. Ayakkabı çarşısı olarak geçiyor. Tarihi ayakkabı çarşısı. Çarıklar da buradan çıkıyor arkadaşlar. Osmanlı çarıkları da burada yapılıyor. Hala devam ediliyor mu peki? Aynen. Alan var mı peki abi? Var. Çok giyen. Tabii. Önemlisi burada ağaç oyma. Ağaç oyma ne? Yani sandık. Türkiye'ye de buradan ihraç ediliyor. El emeği. Bildiğin sandık. Geliştirilmiş ki bizim Kahramanmaraşlı ustalarımız. Onların yani anahtarı nerede? Nasıl açılır? Bulamazsın. Aa, hadi canım. Aynen. Kilitli sandıklar kanka. Aga çeşmemiz yutanla hayrat. Ömer neymiş şehir? Ömer Faruk Said anısındaymış. Allah rahmet eylesin. Ciddi misin? Tabii bak. Hangisi? Bundan mı? Deneyebiliyor muyuz? Ya deneyebiliyormuşuz. Eyvallah, bakalım bir tadına. Çok merak ettim abi. Cipsmiş bu arada. Deneyeceğiz. Bak daha çıkıyor, evde yemiş. İsim vermeyeceğim, reklam olmasın şimdi o markanın. Aynı, ciddi söylüyorum ama bu biraz daha şeydir ya abi, eşkimsi. Ekşi olmadığı zaman zaten yemeyiz bunu. Özelliği aynen, ekşi olmasın. Ama bunun ekşi mi olması lazım abi? Yapma, yoğurttan kaynakları. Germa buğdayla yoğurtla yapılır. Yoğurtla yapılıyor abi. Şu an yoldayız, evet, tarihi kaleye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Atımı sıçtım. Şaka tabii ki de açıyorum. Açamadım lan. Kocaman kapı. Evet geldik. Neredeyiz? Kahramanmaraş Kalesi'ne giriş yaptık. Hadi bakalım. Aga bu neymiş bunu? Kim? İki kişi mi çekiyor abi bu kapıyı? Zamanında yaşayanlar galiba. Üç kişi bu kapıda bekliyorlar. Kapı nöbetçisi filan.
Gel gel. Kamera oraya abi. Gel oğlum. Çok iyi. Arkadaşlar. Bu peki abi gerçek top ve tarihi top diyorsun. Çalışıyor değil mi? Şunu kapatmışlar. Harbi çıkacak. Oğlum dikkat et. biz nereye geldik? Düşünsene. O karşıya çıkıyormuş Allah korusun tabi. Yok amına. Deniyoruz oğlum. Bu şeymiş lan. Kurmak oluyormuş kanka. Aynen. Oğlum yanlışlıkla sıkarız mı kardeşim? Evet. Tarihi. Barutu doldu, ben buradan bakayım. Abime dediniz mi? Yok artık, boyu yetmiyor. Çek buraya. Gel gel gel. Abi bir daha. Bırakalım, içinde ne var? Üzerimizde de var. Aslan gerçekten burada terbiye edilmiş Kahramanmaraş'ta. Aslan çokmuş, evet. Yıllar sonra nesli tükendi. Aslan terbiye edilmiş. Aynen aynen. Çok güzel restore edilmiş şaka maka bir yana. Evet. Turistik olduğu için 2 yıl. Peki turistler geliyor mu abi evet. Normalde buraya? Gelen oluyor mu ya geliyor. Turistler? Ondan sonra bakıyorlar çarşısı. Ya nerede? Dondurma dedi, dondurma yedirmesi bize bak. Ciddi söylüyorum ben, çek burayı. Dondurma dedi, Kahramanmaraş'a biz niye geldik abi? Dondurma sırf evet. Dondurma ve biz oynamaları için gelmedik mi? Az sonra sürprizimiz var. Dünyada tek madalyalı şehir Kahramanmaraş. Madalyamız arkadaşlar, simgemiz Kahramanmaraş. Kalemizde durur. Kaleye çıkmadan önce de vardı. Meclisten haber gönderiyorlar Kahramanmaraş'a. Başarınızdan dolayı gönderin, kim ön plandaysa hani hangi komutan ona madalyasını verelim diyorlar. Bizimkiler buradan yazı yazıyor. Biz madalya istemiyoruz, verirseniz biz zehir olarak verin bize. Hepimiz mücadele ettik. Kahramanmaraş özgü diyor. O yüzden sana bir şey söyleyeyim, sana şaka gelebilir. Vallahi tüylerim ürperdi. Helal olsun. O yüzden bizimkiler almıyor madalyayı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş'ımıza, Kahramanmaraş halkına evet. Madalyayı takdim ediyor. Evet, şu anda abinin bayrağın olduğu yer mi geçiyor burası? Aynen. Kardeşim alamazsın. Alırım, niye alamazsın? Alırım abi. Ciddiyiz daha. Şeyle tut, öyle değil. Nasıl tutacağım? Yani bu külahı tamam, külahla beraber alacaksın. Tamam, dondurmayla beraber alacaksın. Aa. Külahı da aslan dolur, önemli değil. Tamam, alırım abi. Alırım. Sıkıntı yok abi. Alırım. Ya abi. Külah yok. Külah yok. Şöyle yapalım o zaman, o tonlumat olur. Ha, eyvallah. Bir sen mi tutuyorsun? Ben yok, bu az mı oldu sanırım? Az değil mi? O kadar da değil, alırız yani aldık. Alırım derimi de alırım. Abi yok artık, ciddi olamazsın. Abi kirli akıllı. Allah'ım. Bunu ben ikiye yerim. Ben abi gitmem. Abi. Kirlağı mı aldın? Bak biz Adana'lı. Adana mısın? Ne? Biz Adana'lı, sen ne yapıyorsun arkadaş? Evet abi. Ya. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en saçma binasının önündeyiz şu anda arkadaşlar. Evet, Kahramanmaraş'ta iki tane gerçekten büyük olay varmış. Bir, dondurması. İki, Kahramanmaraş. Neydi abi? En saçma. En saçma. Niye en saçma? Görüntüyü al, anlayacağız şimdi. Evet, 180 sene bozuk. Kahramanmaraş'a geldik, dondurmaya hemen gitmeyelim dedik. Sağ olsunlar, ikramda bulundular. Allah razı olsun, gerçekten çok ikram sever bir insanlarmış. Abimden de ötürü öyleler, Allah razı olsun. Evet, dünyanın en saçma binasının önündeyiz arkadaşlar şu anda. Evet,
Bu binayı neden yıkıyorlar? Bu dünyanın en saçma binasıymış. Neden abi? Ve üzüntünüzü anlatır mısınız? Neden üzülüyorsunuz? En saçma binası %80 boş olduğu için arkadaşlar. Ama bizim simgemizdi. Biz çok seviyoruz.